İyi günler. Ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender'da dope sheet ve action editor nasıl kullanılır onu inceleyeceğiz. Bunun için basit bir animasyon yapacağız. Önce ekrandaki küp objesini siliyorum. Onun yerine bir tane küre objesi ekledim. Animasyonu yapmaya başlamadan önce birkaç ip ipucu göstereceğim. Bunlardan birincisi bir objeyi eğer scale deyip, boyutunu küçültüp büyütebiliyoruz. Diyelim ki şöyle oldukça küçültmüş olalım. Bunu yapmış olmama rağmen eğer Alt S tuşuna basarsam normal konumuna geri döner. Bir kere daha yapayım. Yine Scale dedim. Oldukça büyüttüm. E, scale komutuyla. Tekrar Alt S'e basarsam yine küre ilk başladığımız konumuna geri dönüyor. Bu ilk başladığımız konum Nedir? Onu biraz açalım. Normalde ilk açtığımızda yarı çapı bir olan bir birim olan bir küre veriyor bize blender. Biz eğer e, bu boyutu değiştirirsek, diyelim ki yine büyüttüm. Bu pozisyondayken Ctrl A'ya basıp scale işlemi için apply komutunu uygularsam Artık bu küre objesinin normal boyutu şu an ekranda gördüğümüz şekli. Eğer ben yine scaleleyip bunu küçültürsem ve alt S tuşuna basarsam biraz önceki apply komutunu uyguladığımız andaki boyutuna geri döndü. Yine bir örnek daha yapayım. Scale dedim, büyüttüm. Yine alt S, alt S tuşuna bastığımda e, yine bir önceki konumuna, yani normal konumuna geri döndü. Yani bu normal konumu biz kendimiz belirleyebiliyoruz. Ee, onun için tekrar bunu siliyorum ben. Bir Shift A ile yeniden bir küre ekledim. Küreyi ilk eklediğimizde bize yarıçapı çapı bir birim olan bir küre verdi Blender. Ben kameradan daha iyi gözükebilmesi için bunu onda bir oranında küçülteceğim. Scale dedim, klavyeden nokta 1 yazdım Enter'a bastım, yüzde 10 oranında küçülttüm ve bu şu an ekranda gördüğümüzün de normal boyut olmasını sağlamak için Ctrl A'ya bastım ve Scale için Apply komutunu uyguladım. Bundan sonra yapacağım bütün işlemlerde eğer Alt S tuşuna basarsam küre hep bu şekle geri dönecek. Bu birinci ipucuydu. İkincisi, şu anda bu küre objesinin merkez noktası, bu objenin tam ortasında, bu sarı küçük nokta. Bu durumdayken ben scale işlemi uyguladığım zaman küre her tarafa doğru genişleyip küçülüyor. E, yapacağımız animasyonda bu merkez noktasının küre objesinin en altında olması işimizi çok kolaylaştıracak. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Edit moda geçiyoruz. Edit modda yapacağımız her türlü yer değiştirme sadece vertexler için geçerli. Objenin merkez noktası yerini hiç değiştirmiyor. Bunun için bütün vertexler seçiliyken G tuşuna basıp Z ekseninde bir birim yukarı çıkardım. Gördüğümüz gibi merkez noktası yerini hiç değiştirmedi. Ama bütün vertexler yukarı doğru hareket etti. Tekrar obje moda döndüğümde artık merkez noktası kürenin tam alt taban kısmında yer alıyor. Bunun bize ne faydası var? Bu durumdayken ben eğer scale işlemi uygularsam artık küre bu merkez noktasını baz alarak küçülüp büyüdüğü için şu anda yukarı doğru bir genişleme söz konusu. Bu bize yapacağımız animasyon için geçerliydi. Şu anda iki noktayı gösterdim. Artık animasyonu yapmaya başlayabiliriz. Zıplayan bir top yapacağız. Sadece Z ekseninde yukarı doğru çıkacak ve aşağı doğru inecek. X ekseninde herhangi bir yer değiştirmesi veya genişleyip e, küçülme işlemi olmayacak. Yani scale Z diyeceğim. Bu şekilde topu e, Z ekseninde esneteceğim ve e, yine Z ekseninde hareket ettireceğim. Bunun için yapacağım kayıtlarda sadece location ve scale kayıtlarını kullanacağım. Bunu Blender'a nasıl ifade ediyorduk? Aşağıdaki Timeline menüsündeki bu kutuda e, Log Scale e, seçeneğini seçersek, artık bundan sonra yapacağımız kayıtlar için sadece Location ve Scale e, durumları kaydedilecek, Rotation kaydedilmeyecek. Şu anda birinci frame'deyiz. Timeline'ı biraz açıyorum. Timeline'de birinci frame'deyiz ve e, Start 1, End 250. Bu ant'i birazdan değiştireceğim ben. Birinci kare için şu an ekranda gördüğümüz pozisyonda x ekseni kırmızı çizgi taban çizgisi olarak kabul edersek yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Fakat önce topu yere tam e, çarptıktan sonra bir miktar e, sıkışmış olacağı için z ekseninde scale diyerek nokta 5 verdim ve bir miktar sıkıştırmış oldum. İşte bu başlangıç noktası. Tam bu durumdayken i e tuşuna basarsam birinci frame için bu pozisyon kaydedilmiş oldu. Bundan sonra kayıt yapmaya devam ederken aşağıdan şu an gördüğümüz slider'da sağ oka basarak üçüncü frame'e geldim. Üçüncü frame'de bu topun esnemesi eski haline döneceği için en başta gösterdiğimiz alt S tuşuna bastım. Ve top normal konumuna geri döndü. Ayrıca Z ekseninde de üçüncü frame'e gelinceye kadar bir miktar yukarı çıkacağı için onu yukarı doğru taşıdım. Bu 3 numaralı frame için pozisyonumuz ekranda gördüğümüz pozisyon. Fakat daha henüz bunu kaydetmedik. Bunun için i tuşuna bastım ve e, bu pozisyonu da 3. frame için kaydettim. Bundan sonra 7. E, frame'e gidiyoruz yine aşağıdan. 7. frame'e geldik. Top bir miktar daha fakat hızı azalarak yukarı doğru çıkacağı için onu Z ekseninde bir miktar daha yukarı doğru çıkardım ve İ tuşuna basarak bu pozisyonda kaydettim. Şimdi sıra 12. frame'e geldi. 12. frame'de top en üst noktaya çıktıktan sonra aşağı doğru inmeye başlayacak. Fakat hızı gene henüz e, yeteri kadar çok olmadığı için bir miktar aşağı indiriyoruz. 12. karede ancak buraya gelebiliyor. Yine İ tuşuna bastım ve kaydımı yaptım. Şimdi 17. kareye geliyoruz aşağıdan. 17. karede artık top en aşağıya x ekseninin tam üstüne gelecek. O zaten bizim başlangıç pozisyonumuzdu. Alt g tuşuna bastığımda top en alta geri döndü. Ayrıca top aşağı doğru inerken bir e, demin ki ilk başta yaptığımızın tersine z ekseninde bir uzama veriyorum. İşte bu da 17. frame için pozisyonumuz. iyi e tuşuna bastım ve bunu da kaydettim. Ve son kayıt yapacağımız kare 19. kare. 19. karede ilk olarak alt S'ye bastım ve topu normal boyutuna geri getirdim. Ayrıca başlangıçta top %50 oranında sıkışmıştı. Burada da son karede de arada bir kesinti olmaması için birinci frame ile aynı pozisyona getirmem lazım scale dedim. Z'de nokta beş verdim ve böylelikle son pozisyonumuz bu. Bunu da i tuşuna basıp kaydettiğinde bütün kayıtları yapmış olduk. Animasyonun aşağıda start 1, end 250 yazıyor. Biz 19 karelik tanımlama yaptığımız için end yerine 19 yazıyorum. Ve bu pozisyonda gördüğümüz sarı renkli çizgiler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaydı gösteriyor. Bu 6 tane kayıt bize bu topun zıplama animasyonunu yapmamızı sağlayacak. Bu durumdayken Alt A tuşuna bastım ve animasyonu şu anda görüyoruz. <laughs> Böylelikle bir obje için basit bir animasyon yapmış olduk. Şimdi bu dersin esas konusu olan Dope Sheet ve Action Editor nedir onu inceleyeceğiz. Escape'e bastım ve animasyonu durdurdum. Aşağıdan da bir numaralı frame'e geri döndüm. Ve Timeline menüsünü bir miktar daha açtıktan sonra timeline menüsünden çıkıp e, dope sheet editöre girmem gerekiyor. Bunun için sol taraftaki menüden dope sheet'i seçtim. Şu anda ekranda gördüğümüz dope sheet menüsü. Dope sheet menüsünün özelliği Blender'da ekranda gördüğümüz bütün objeler için tabii e, animasyon kaydı yapılmış. Yani keyframe e, tanımlaması yapılmış olan bütün objeler için keyframeleri gösteren bir menü. Yani bu sol tarafta en üstte bu turuncu renkli dop sheet samuri e, satırının altında, eğer bu e, seçenekleri kapatırsam, e, sphere isimli objenin altında e, ona atanmış olan action sphere action, onun altında da o Action'da yapılmış kayıtlar, location ve scale seçeneğini kullanmıştık. Onu da tekrar açarsam, x, y ve z'deki lokasyon değişiklikleri için, ayrıca x, y ve z'deki scale değişiklikleri için olan keyframe'ler, E ekranda bu sarı kare şeklindeki işaretlerle belirlenmiş olan yerlerde karşımıza çıkıyor. Dope Sheet menüsünde ayrıca aşağıda bir de Action Editor diye bir seçenek var. Ona girdiğimiz zaman ekrandaki görüntü neredeyse hiç değişmedi. Tekrar değiştiriyorum. Dope Sheet'e geri döndüm. Yine e, sarı renkli bu kare şeklindeki e, keyframe yerlerini gösteren işaretler ekranda. Action Editor'a e dönüyorum pek bir değişiklik olmamış gibi gözüküyor. İkisi arasındaki tek fark şu. Dop sheet'te dop sheet menüsünde bütün animasyon objelerinin keyframe'leri hep birlikte gösteriliyor. Hepsi bir arada. Yani bir ayrım yok. Ama action editörde şu anda action Editor'a geçtim. Action editörde sadece ekranda seçili olan objenin keyframe'leri gösteriliyor. Bu ne demek? Şimdi onu inceleyelim. Yine sol tarafta Dope Sheet Summary, bu turuncu renkli satırın altında. Ee, biraz önce e, objenin ismi yazıyordu burada. Şu anda Action editörde olduğumuz için ve ekranda seçili olan obje ile çalıştığımız için artık burada obje ismi yazmasına gerek yok. Çünkü zaten biliyoruz ki ekranda gördüğümüz Sifer isimli objenin keyframe'lerini inceliyoruz. Location Scale, X, Y, Z için. Location ve XYZ için scale keyframeler ekranda. Bu gördüğümüz seçili olan küre, küre objesinin objesinin tanımlanmış olduğu bir action. Bunun ismi şu sağ alt köşede gördüğümüz Sphere action isimli kutunun içinde belirtilmiş. Bir çarpı düğmesi var. Bu çarpı düğmesine bastığımız zaman bu action, bu tanımladığımız biraz önce e, 1, 3, 7, 12, 17 ve 19 frame'lerine e, i tuşuna basarak yaptığımız tanımlama işte burada. Biz bu çarpı tuşuna bastığımız zaman bu animasyonu kaldırmış olduk. Ama silmedik. Yani Blender sadece e, o action'ın bu küre objesine olan bağlantısını kopardı. Ama o action hala Blender'ın bu, bu dosyadaki hafızasında duruyor. E, bu sol taraftaki düğmeye bastığım zaman gördüğümüz gibi o Sphere Action isimli animasyon hiçbir yere gitmemiş. Sol tarafındaki bu sıfır rakamı da hiçbir objenin şu anda hiçbir objenin bu action'ı kullanmadığını gösteriyor. Bu durumdayken ben eğer animasyon oynatmak için Alt A tuşuna basarsam kürenin hiç hareket etmediğini görüyoruz. Çünkü biraz önce o bağlantıyı koparmıştık. Escape tuşuna bastım. Animasyonu durdurdum. Şu anda birinci frame'deyiz. Ekranda küre objesi var. Yine ben bu aşağıdaki bu düğmeye tıklayıp bu Sphere Action'ı yeniden seçersem bağlantıyı tekrar kurmuş olduk. Artık e, Alt A tuşuna basarsak yine animasyon oynamaya başladı. Yani burada özellikle belirtmek istediğim şey bu tanımladığımız Action, Animasyon Ekranda gördüğümüz objelerin içine gömülmüyor. Ayrıca tanımlanıyor. Biz sadece aradaki bağlantıyı kurup veya keserek bu animasyonun bu obje için gerçekleşip gerçekleşmemesini işte bu Action Editor'de yapıyoruz. Biraz daha değişik örnekler vereceğim şimdi. Mesela önce Escape tuşuna bastım, animasyonu durdurdum ekranda gördüğümüz bu küre objesinden yanına birkaç tane daha eklemek istiyorum. Bunun için yapacağımız işlem sağ tarafta modifiers kısmında array modifier'ını kullandım. Count 2 onu 5 yapıyorum. 5 tane küre objesi olsun. Ve aralarındaki şu anda aralarında hiç boşluk yok. Çünkü bu relative offset Seçeneğin hemen altındaki bu kutularda X, Y ve Z için e, mesafeler var. Merkez noktası arası mesafeleri. Bu bir sayısını iki yaparsam e, ekranda gördüğümüz kürelerin aralarını açmış olduk. Şu anda bu ekranda gördüğümüz beş tane küre objesi hepsi birlikte tek bir obje. Bunları birbirinden ayırıp her birinin bağımsız ayrı birer küre objesi olmasını sağlamak için Space tuşuna bastım separate komutunu vereceğim. Bu gördüğümüz separate komutunu veriyorum. Tekrar bir e, soru menüsü geldi. Burada buy lose part seçeneğini seçtiğimde şu anda olmadı. Tekrar deniyorum. Separate dedim. Buy lose parts diyorum. Olmuyor. Çünkü çünkü sebebi şu. E, bir şey yapmayı unuttum e, array modifier'ını henüz daha apply demedim. Bunu yapmadan bu objeyi 5 ayrı obje haline getiremiyoruz. Onun için önce sağ taraftaki bu array modifier'ın apply butonuna bastım ve o modifier uygulandı ve kalıcı hale geldi. Şimdi biraz önceki o separate komutunu uyguluyorum. By Loose parts diyorum. Şu anda artık bunlar her biri ayrı birer obje haline geldi. İsimleri de soldan başlıyorum. En soldaki 0.001 onun yanındaki 2, 3, 4 ve bu en sondaki de e, herhangi bir uzantısı yok. Sadece sifer olarak isimlendirilmiş. Şimdi bu objelerin hepsi biraz önce tanımladığımız olan o animasyonu uygulayacak şekilde ayarlandı. Yani alt A tuşuna bastığımda bunların hepsi birden o aynı action'ı gerçekleştiriyorlar. Çünkü escape'e bastım, durdurdum. En soldaki objeyi seçtim. Ve action editor'dayım şu anda. Sağ taraftaki action isim kutusunda sphere action yazıyor. Böyle bir action'ımız var bizim. Sadece bir tane action tanımladık. Diğer küreyi seçiyorum. Onda da aynı action var. Bütün kürelerde aynı action tanımlı. Ben sadece en baştaki küre animasyonu yapsın, diğerleri yapmasın istiyorum. İkinci küreyi seçtim. Aşağıdaki Action isim kutusunun yanındaki çarp tuşuna basarak bu animasyonun ikinci küreyle olan bağlantısını kopardım. Eğer şimdi Alt A tuşuna basarsan dikkat edersek ikinci kürenin Action olan bağlantısını kestiğim için o sadece olduğu yerde duruyor. Diğer dört küre animasyona devam ediyor. Escape'e bastım. Bunu diğer küreler için de yapıyorum üçüncü, dördüncü ve beşinci kürelerinde action'la olan bağlantısını kestiğim için şu anda sadece en baştaki küre animasyonu yapıyor. Bunu yapmamın sebebi şuydu: Escape tuşuna bastım, herhangi bir action tanımlı olmayan ikinci küreyi seçtim ve aşağıdaki kutudan tekrar ilk başta tanımladığım action'ı seçtim. Fakat burada bir de artı, artı butonu var. Bu artı butonuna bastığımız zaman tanımladığımız action'ın bir kopyası yaratılıyor. Artık bu birinci kürenin action'ından farklı. Yani aynı işi yapıyor ama ayrı bir action olarak tanımlandı. Yani artık bu kürenin, şu anda seçil olan kürenin kendine e, has, kendine özgü bir action'ı tanımlanmış oldu. İsmini değiştirebilirim ismini bu seçili olan küre objesinin ismiyle aynı yapmak istiyorum. Yani uzantısını. Şu anda seçili olan küre objesinin uzantısı nokta 002. Ona bağladığımız action'ın da uzantısını aynı yapıyorum. Nokta 002 yaptım. Şu anda birinci ve ikinci küreler için animasyon tanımlamalarını yaptığımız için alt alt tuşuna bastığımda o ikisi animasyonu gerçekleştiriyor biraz önce yaptığım işlemi diğer küreler için de tekrarlayacağım. Üçüncü küre için bir action tanımlı değil. Aşağıdaki kutudan hafızadaki iki action'dan herhangi birisini seçtim. Ee, i̇kinci kürenin action'ı karşıma geldi. Fakat ben bunu kullanmak istemiyorum. Bunun kopyasını kullanmak istiyorum. Artıya bastım. Ve ismini de yukarıdaki objenin uzantısıyla aynı hale getiriyorum. 3'e bastım. Altaya basarsam, 3 kürenin işlemini tamamladım. 4. küre için yine hafızadan herhangi bir action seçtim. İsmini uzantısını yine objenin uzantısıyla aynı hale getirdim. Son küreyi de yaparsam onu da seçtim. Onun herhangi bir uzantısında isim yok. Sadece sphere bu seçili olan objenin ismi. Ee, en baştaki kürenin ismi de nokta001 ile bitiyor. Onun action'ını uzantısını aynı yapıyorum. Ve son küreninkini de adı sadece sphere olduğu için onu da sphere action uzantıyı sildim. Şu anda 5 tane küre objesi için her biri için ayrı bir action tanımlanmış oldu. Altı a'ya bastım, yine hepsi beraber zıplıyorlar. Şimdi eğer aşağıdan tekrar Dop Sheet menüsüne geri dönersem ve bu açılı kutuları kapatırsam e, Sphere Action, Sphere 4, Sphere 3, Sphere 2, 1 ve Sphere. E, bir, en başta söylediğim gibi bu Dop Sheet menüsünde ekranda gördüğümüz bütün objelerin tabi animasyon Tanımlanmış olan bütün objelerin isimleri karşımıza geliyor burada ve sağ tarafta da yine bütün objeler için bütün keyframe'ler karşımızda. Fakat action editöre girersek action editörde sadece ekranda seçili olan objenin keyframe'leri karşımızda. Dövşete geri döndüm. Şimdi burada yapmak istediğimiz şey şu olsun: birinci küre Hareketine başladığı zaman ikinci ikinci ve diğer küreler hemen başlamasınlar. Zaman çizelgesinde biraz gecikmeli olarak yani birinci küre harekete başladıktan diyelim ki 5 frame sonra ikinci küre başlasın. Ondan 5 frame sonra üçüncü aynı şekilde 4 ve 5'e beş, doğru gitsin. Şimdi bunu yapacağız. Evet, burada yapmak istediğimiz şeyi gerçekleştirmek için en soldaki küre objesine herhangi bir işlem uygulamıyorum. Onun bir sağındaki ikinci küre objesi DOP Sheet menüsünde sol tarafta seçili olan küre objesinin ismi beyaz renge döndü. Alttan üçüncü satır. Şimdi mouse'un sağ butonuyla sadece o objeye ilişkin keyframe'leri seçiyorum. Yani bir elimde Shift tuşunda basılı shift tuşu ve mouse'un sağ butonuyla sadece ikinci kürenin keyframe'lerini seçtim. Bu keyframe'leri G tuşuna basıp sağ tarafa doğru 5. frame'e kadar getirdim. Gördüğümüz gibi ikinci küre ikinci küre objesinin ilk keyframe'i Dope Sheet menüsünde 5. frame'e karşılık geldi. Yani zaman çizelgesinde ona bir miktar gecikme işlemi uygulamış oldum. Şimdi alt A tuşuna bastığımda dikkat edersek birinci küre hareketine başladıktan 5 frame sonra ikinci küre hareketine başladı. Bu aynı işlemi diğer 3 tane obje içinde yapacağım şimdi. Üçüncü küreyi seçtim. Drop sheet menüsündeyiz. Sol tarafta seçtiğim objenin ismi beyaz renge döndü. Alttan dördüncü satırdaki. Şimdi sadece onun frame'lerini yine e, Mouse'un sağ butonu ve Shift tuşuna e, basarak seçiyorum. Seçtim. Fakat diğer e, diğer frame'lerin seçilmemesi lazım. Onun için tekrar bir kontrol ediyorum. Action Editor'a geri döndüm. En soldaki küre objesi seçili. E, onun tanımlı olduğu, ona bağlanmış olan Action... Sphere Action 001. Onun bir yanındaki Sphere Action 002. Üçüncüsü Sphere Action. Onu yapmayı unutmuşum. Yani 3 üç, soldan üçüncü objenin ismi 003 ile bitiyor. Ona bağlanmış olan action'ın da ismini aynı yapmam lazımdı. Onu yaptım. Eee dördüncüyü seçtim. Dördüncünün de ismi dörtlen bittiği için onun da uzantısını düzelttim. Sonuncu da tekrar spare action olarak düzelttim. Tekrar kontrol ediyorum. En soldaki objenin ismi 001 ile bitiyor. Ona bağlanmış olan action da 001 ile bitiyor. Diğerlerini de kontrol ediyorum. Nokta 003 Burada bir terslik var. Hmm, bunu düzeltmek için şöyle yapabilirim. Önce baştan bütün objeler için olan tanımlanmış bağlantıları kopartıyorum şu anda. Hepsini çarpı butonuna bastım ve kaldırdım. Alt A'ya basarsam hiçbir animasyon yok. Tekrar en baştan yapmaya yeniden başlıyorum. En soldaki objeyi seçtim. İsminin uzantısız 001 ile bitiyor ve benim <laughs> hafızadaki action'lardan en en üstteki sphere action 001'i seçtim. Alt A'ya bastım. O tamam. İkinciyi seçtim. İsminin uzantısı 002 ile bittiği için onun action'ını da seçtim. Üçüncü de aynı şekilde. Üçüncüyü seçtim. Dördüncü obje için. E, üçüncü action'ı seçiyorum. Onu kullanmamak için artıya basıyorum. İsminin uzantısını 4 yapıyorum. Beşinciyi seçtim. Ona da 4 numaralı action'ı seçtim. Artıya bastım ve uzantısını da 5'ten bitirdim. Şu anda her bir objenin kendi Action'ın tanımlanmış olduğu. Tekrar Dope Sheet'e geri döndüm. Biraz önce e, yaptığımız işlemi tekrar evet. Birinci ve ikinci objeler tamam. Bunu yaptık. İkinciyi yaptık. Şimdi üçüncü objenin ismi 0.003 O da yani alttan dördüncü obje olmuş oluyor. Dop sheet menüsünde. Şimdi sadece onun keyframe'lerini mouse'un sağ butonuyla seçiyorum. Ve onu G tuşuna bastıktan sonra ilk frame'ini 10. frame'e kadar götürdüm. Şimdi alt A tuşuna basıp animasyonu oynattığımda önce birinci küre <laughs> animasyona başlayacak. 5 frame sonra ikinci küre. Ondan 5 frame sonra da üçüncü küre başlayacak. Bakıyoruz. Evet. Peşi sıra geldiler. Şimdi son iki küre içinde aynı işlemi yapıyorum. Sondan ikinci küreyi seçtim. Dope Sheet menüsünde o seçili olan objenin ismi beyaz renkli gözüküyor. Onun keyframe'lerini seçiyorum. Ve ilk keyframe'i 15. frame'e denk gelecek şekilde Dope Sheet menüsünde sağa doğru kaydırdım. Tekrar oynatırsam. O da tamam, son obje içinde aynı işlemi yaparsak en sağdaki objeyi seçtim onun ismi Sphere sheet menüsünde. Onun keyframe'lerini seçiyorum. Shift tuşuna basılı bir elimle ve mouse'un sağ butonuyla 6 tane keyframe'in hepsini seçtim. Ve ilk keyframe şu en soldaki 20. frame'e gelinceye kadar G tuşuna basıp hareket ettiriyorum. Şu anda yapmak istediğim işlemi tamamlamış olmam lazım. Bir eksik var. Sanki son top e, animasyona dahil değil gibi gözüküyor. Bunun sebebi timeline'a geri döneceğiz. Çünkü top sheet'te gördüğümüz en son keyframe 38. karede timeline'a geri döner. Animasyonun son karesini 38 yaparsam ve tekrar alt A tuşuna basıp animasyonu oynatırsam Gördüğümüz gibi yaptığımız işlemin sonucunu animasyon olarak görüyoruz. Dope Sheet ve Action Editor'ı anlatabilmek için böyle bir örnek seçmek istedim çünkü e, her bir objenin kendi action'ını ayrı ayrı görmek için tekrar <laughs> aşağıdan Dope Sheet menüsüne geri dönüyorum. Dope Sheet menüsünde bütün objelerin bütün keyframe'leri hep birlikte gösteriliyor özetlemiş oluyorum. Ee, action Editor'a girersem de sadece ekranda hangi obje seçiliyse şu anda en soldaki objeyi seçtim. Ekranda gördüğümüz e, frame'ler en soldaki küre objesinin frame'leri. Onun bir sağındakini seçtim. Animasyonun biraz da, bir yandan e, oynamasına deva, e, devam etmesini istiyorum. Çünkü e, aşağıdaki e, hareketi de göstermek istiyorum. Şu anda soldan ikinci küre seçili ve e, onun animasyonları ekranda ve üçüncüyü seçtim, dördüncüyü seçtim ve beşinciyi seçtim. Yani seçtiğim objenin, e, özellikle seçtiğim objenin action'ını görmek istiyorsak action editörde çalışma yapıyoruz. Evet, e, bu dersin de sonuna geldik. Hepinize iyi günler.